Ve bu sefer kırmızı taraftayız. Serinin dördüncü karşılaşmasında adet olduğu üzere Bard ve Irelia yasaklamaları geldi. Üçüncü yasaklama bakalım kime gelecek. Yine bir Malphite yasaklamayı biz düşünüyor muyuz acaba? Bu sefer Elis, yani Dimarchke'den bu kadar iyi performans gördüğümüzde ilk tercih olarak vermek istemedik Elis'i. Takımımızın en iyi oyuncusuydu Dimarchke bir ara. O yüzden onun tekrar başka bir şampiyona gitmesini istiyorum. Valla kendi takımına yasaklama yapan da ilk defa görüyorum kendi oyuncusuna. Biz Dimarchke için yasaklama yaptık. Crystal çok iyi bir Elis oyuncusu fakat Crystal'ın Elis'i alması yerine Dimarchke'nin almaması daha iyi. Fiora yasaklaması da geldi. Bu demek oluyor ki ilk tercih için akıllarında bir düşünce var Bağımsız Devletler Topluluğu'nun. Biz Jax'i yasaklayalım ama belli olmaz. Ya tabii, yani bizim çok usta olmamamız o şampiyonda başkasının oynayamadığı anlamına gelmez. Bu arada şuna değinmek lazım. Belki de bu turnuvanın en çok yüze batan oyuncudan bir tanesi Smurf. Üst koridorda hani yıldız konumuna hani erişebilecek bir potansiyele sahip bence. Evet. Biz Jax'i yasaklasak hiç fena fikir olmayabilir. Malphite yasaklandı. Bu Smurf için ilk tercih Jax anlamına gelebilir ama Rumble açıkta. Bu arada onu da söyleyelim. Ama Malphite yasaklanmak biraz Rumble çok tehlikeli bir şampiyon değil. Bizim karşımıza gelmezler. Biz seçebiliriz. Lulu tabii açıkta. Bu çok önemli. Lulu çok 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 işlevsel yalnız bir şampiyon. Lulu'yu kaptırdıktan sonra ilk rotasyonda bile olsa bence Tristana'yı kapmamız lazım. Lulu ile beraber müthiş bir sinerjisi var. Lex'in Tristana, Kira'nın Lulu oynadığı maçlarda da Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ne kadar iyi oynadığını da gördük. Yani ikinci rotasyon Tristana için birazcık erken olabilir ne yazık ki. Ama almamız gerekebilir. Bu arada Tahm Kench de açıkta. Yani bir Jagger Tristana kompozisyonuna doğru gidebilirler. Yani şu da olabilir. Sen Jagger Tristana deme. Ben Jagger Jax bile görebiliriz bu kompozisyonda. Olabilir. Yani şu alabilirler. Muhtemelen bizim Jax almayacağımızı düşünüyor olabilirler. Evet. Bir önceki maçtaki evet. Sergilediğimiz performanstan dolayı. O yüzden Lulu'nun nereden baksanız bütün şampiyonlarla Rex sinerjisi olan bir şampiyon. Rex sayı seçim. Cassiopeia mı? Burada bu iki tercihe hiç gerek yoktu. Zaten karşı son taraf seçimde... Karşı taraf Rex sayı alsa Lee Sin alabilirdi Crystal. Zaten Cassiopeia ortalarda olmayan bir tercih. Onu geçtim. Orta koridor şampiyonunuzu kırmızı tarafken göstermeye gerek yok. Yani daha rahat bir pozisyona kendinizi sokabilirsiniz. Bu arada Cassiopeia üst koridorda oynanırken de gördük sezon içinde 2015 boyunca. Şu son mana değişikliklerinden sonra imkansa evet. Yaklaştı üst koridorda. Yani o kadar çok mana havuzu çıkmanız demek size aynı zamanda canınız hani can evet. Havuzundan edecektir. O yüzden yukarıda bir hani çok bedava bir 306'a evet. Dönüşebilirsiniz evet. Bir anda. Şimdi dahil gösteriyoruz. Hani Cassiopeia üst tarafa giderse. Bu arada Tahm Kench, Lulu, Lee Sin geldi. Bunu Tristana, Jax ile tamamlarlarsa üzülürüz. Evet, üzülürüz bayağı yani. Zor olacak. Ve hani biz ben açıkçası Tahm Kench'e bu kadar yoğunlaşmamamızı bence de. Belki bir hata oldu. Yani bu turnuva tek hatamız bu olabilir. Evet. Ya Crystal'ın Rek'sayı seçmek için öncelik istemesini ben anlayabilirim ama Cassiopeia yerine keşke Tahm Kench'i alsaydık. Yine bakalım. Çünkü... Miss Fortune var. Miss Fortune'da harika. Hani Kalista da vardı ama Miss Fortune daha iyi olabilir. Bu arada Miss Fortune alacaksak bence almadık. Şunu söyleyecektim. Miss Fortune alacaksak eğer bence Morgana daha iyi sinerjisi olan bir şampiyon. Tristana da gitti. Warwick. Warwick olmayacak canım. O şey de... Yasuo. O da zannetmiyorum. Lee Sin varken aslında yalnız çok mantıklı. Yalnız Yasuo'da 4 şampiyonun, 5 şampiyonun 4'ünde sinerjisi var ultisi için ama bu kompozisyona uyacak bir tercih değildi. Birazcık daha oyunun orta saflarındaki savaşlarda varlık gösterebilecek birine ihtiyaçları var. Ya önde kalması şart değil ama varlık gösterebilecek bir şampiyona ihtiyaçları var. Şöyle ama hem Tahm Kench varken hem Lulu'nun ultisi varken çok fazla ekstra tanka ihtiyaç duymayabilirler. Ve Rumble'ı gösteriyorlar. Bunun olarak hem Taldir'in elinden almış olacaklar. İyi bir tercih olabilir en azından mavi taraftayken. Ya açıkçası seçim daha yasaklama ekranında al aşağı ettiler bizi gibi geliyor. Yani, tabii bu Rumble seçimi ya Taldir'in elinden almak isteyip hani aman o almasın diye alınıyorsa bu bizim işimize gelebilir. Hani Smurf'ün belki de çok iyi bir Rumble oyuncusu olmadığını görebiliriz. Şöyle Rumble diğer şampiyonlarla o kadar sinerjisi olan bir şampiyon değil ama bence bu Taldir'in elinden almak için aldılar. Fakat zaten ilk 4 şampiyon... Zor da bir şampiyon bu arada. İlk 4 şampiyonla zaten çok iyi bir kompozisyon kurmuşlardı. Bizim şimdi üst koridoru alacağımız şampiyonun yapacakları çok önemli. Riven. Riven geldi. Şimdi bu sefer doğru konsantrasyonu yapalım ve üst koridoru Riven'ı çok erken öne geçirelim. Bu arada Riven zaten normalde 1v1 karşılaşmasında Rumble'a çok sorun yaratan bir şampiyon. Hani seviye 1'de, 2'de belki 3'te bile skor alma potansiyeline sahip bir şampiyon.
Şunu söylemek istiyorum. Bu arada Smurf ışınlara baş vuracak mı acaba? Rumble için bir önceki oyunda Shane'i tutuşturla olmaz. Kullandı bu arada. Yani tutuşturla kullanabilir ama Rumble koridorda atacağı dengeleyicilerden ziyade 6. seviyeden itibaren diğer koridorlara ışınlanla gidip atacağı dengeleyicilerle var olan bir şampiyon. Yok, o ben ışınlanı yapar ya. Son saniyelerde değiştireceğini düşünüyorum. Shane'i bu arada tutuşturla oynadı. Ama Shane'in tabii Shane'in ultisi, ultisi olduğu vardı için ama ultisi var artı şeyi var yani ultisi olduğu için çok rahat gidebiliyor. Rumble olmaz öyle. Bakalım belki burada bir ufak bir hani izleme modunda bir sıkıntı olmuş olabilir ama son saniyede değiştirir. Maç başlayınca çok net cevabımız alır. Yalnız bu maçta bu karşılaşmada bağımsız heyetler topluluğu Rumble hariç bence çok iyi bir kompozisyon kurdu. Bizim mutlaka ve mutlaka kazanma şartımız belli Riven'ı öne geçirmek. Daha deminki oyun gibi hani Riven'ı tek haline bırakıp belki skor alır veya da koridorun kazanı şeklinde bir oyun oynayamayız. Hani asla. Akışına kesin de o koridoru bırakamayız. Kaynak ayırmamız lazım. Hı. Skor almasını sağlamamız lazım. Gerekirse Crystal, gerekirse Naru'yu üst koridora yönlendirmemiz gerekiyor. Bir kere alt koridorda Janna, Lucian'ın erken aşamada belli bir yere kadar hiçbir sorunu yaşamayacaklardır. Onlar çok rahat tam gençlik Tristana ile baş ederler. Orta koridorda Lulu çok rahat şey yapıyor ama fazla skor baskısı yok. Onlar da üst koridora çok yardım etmeye çalışacaklar. Bizim üst koridor konsantrasyonumuzun kesinlikle üst koridorda olması lazım. Tal'ın en azından hani bir adım önde olması gerekiyor Smurf'e karşı. Ve Riven aldığınız zaman şimdi Rumble'ın şöyle bir avantajı var. Rumble geri düşse bile etkisini hissettirebiliyor. Evet. Riven öne geçtiği zaman fark yaratıyor. Işınlan var bu arada Rumble'da. Tabii ki. Tahmin ettiğimiz gibi. Ya ben açıkçası başarısı defalarca kanıtlanmış bir reçeteyi rakibe sunmuş olmamızla ilgili çok mutlu değilim. Bu arada orta koridorda bir anda 3 kişi birden belirdi. Bağımsız devletler toplu. Yani Kira'nın Lulu oynadığı, Lex'in Tristan oynadığı maçlar, Dimonko'nun Tahm Kench oynadığı maçların sayısı oldukça fazla. Ona rağmen bunları vermekte beis görmedik. İlk tercih Cassiopeia yaptık. Ve hani Tristan'ı da son seçimlerini aldılar bu arada. Opposite'ı da verdik, evet. Aynen öyle. Ama tabii daha demin Tristan'ın o kadar etkili olmasının sebebi ben biraz oyunu hani boşladığımızı düşünüyorum açıkçası. Özellikle Horny Phoenix'in biraz gereksiz ama verdiği maç o 20. dakikada bitti. 20. dakikada daha önce de bitti. Yani aynen bitti 12. 13. dakikada sona erdi. Dolayısıyla Tristana'nın aktiflik gösterebileceği bir aralık değil o. O boşlukta Tristana herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadı. Bakalım bu karşılaşmada o kadar uzarsa yine şansı onlardan yana bu arada. Yani gerçi Cassiopeia var. Bu sefer Jagger kompozisyonu. Oyunun sonunda daha ciddi bir tehdit haline dönüşecek Cassiopeia kesinlikle ama Tristana Lulu ile beraber birleşince gerçek bir dehşet, gerçek bir terör anlamına gelebilir. Kira da koridora dürterek başladı Naru'yu ciddi şekilde. Ve o kabile sayfasından gelen ekstra o şimşek pasifini de kullandı şu anda. Şimdi Naru'nunki aktif oldu. Kira normal böyle hani Lulu oyuncularına biraz çok farklı. Hani oyuncu olarak da sizi dürtmeyi seven, koridorun dışına itmeyi seven bir oyuncu profil çiziyor bizim gözümüzde. En azından bu turnuva boyunca. Bakalım Lucian'la Janna ikilisi Tristana Tahm Kench ikilisine karşı nasıl bir performans ortaya koyacak? Bu arada Kira da seviye 2 oldu burada ve yine o seviye avantajını kullanarak da Naru'ya şöyle az da olsa bir dürtmeyi de başardı. Birebirlerden aşina olduğumuz seviye avantajını kullanarak bakalım ikinci seviye olmayı olduk. Biz başardık ve Dimonko'nun üzerine doğru gidiyor. Dimonko'nun şu anda kalkanı yok ama onlar da ikinci seviye oldular. Şimdi bizim tarafa doğru gelmeye başladılar ve bitkinlik geldi Lex'in üstüne. Dimonko'dan agresif bir sıçra ama takip edemedi. Dumble o bombayı Holly ile paylaştı. Keşke yani paylaşmasaydı. Bizim burada yaptığımız en büyük hata seviye 2 olduğumuzda yani Lex'in pozisyonunu bozmak yerine Dimonko'ya odaklanmamız. Yani şöyle sadece Q yeteneğini açmış olan bir Dimonko olduğu belki de genel olarak bu arada Crystal rakip ormanda Dimashke'yi yakaladı. Dimashke'nin totemi var mı bakıyorum. Dimashke'nin totemi yok. Crystal avına güdümlü yeteneğiyle orada biraz yavaşlatmak istedi Dimashke'yi ama Dimashke oradan çıkmayı başardı. Bu arada küçükler de hiç azımsanamayacak derecede fazla deneyim veriyor derken birebir de yani Lulu'ya karşı Cassiopeia ile bu kadar erken agresif olmak çok iyi fikir değil. Bunları da bunu kullandı bu birinci arada. Elden öğrenmiş oldu. Şimdi alt koridorda bir aksiyon var. Lex'in canı fulldü ama Holy Phoenix orada pasifini kullanarak iki vuruş birden yaptı. Yalnız Holy'nin üzerinde bitkinlik var. Bakalım Dimonko kime odaklanacak? Holy bu arada Lex'in üzerinde. İkinci yük de geldi Holy'nin üzerine yalnız. Şimdi Lex'in savaşı geri döndüren bizim taraf oldu. Ultuluk asırıyor çok güzel. Dimonko'yu yakaladı. Şifasını yemlemeyi başardık. Holy'den agresif bir amansız takip. Son bir vuruş gelecek. Son bir vuruş geldi. Mükemmel. Mükemmel.
kule menziline de girmedi. Son vuruşu yapabilecek uzaklıkta da kaldı. Gerçekten harika bir oyun. Şimdi Rex'e kule altı bile yapabiliriz. Yeterince hızlı ittirebilirsek burayı ve görmedi. Crystal'ın görmedi. Geldiğini görmedi. Ama sıçrası var, dikkatli olmamız lazım. Dimarski orta koridor orada çok uzakta. Crystal şimdi gidiyor kura altına doğru. Bakalım o agroyu kim alacak? Crystal henüz almadı o agroyu. O agro kimsede kalmayacak gibi görünüyor. Lex'ten müthiş oyun. Crystal'ın sıçrası var. Tünelle beraber girip o skoru almak isteyecektir. Avına güdümlü. Avına güdümlü. Aa! Yani güzel bilek hareketleri geldi ama yakın bile değildi. Roket atlayışı ve sıçrayı çok iyi kullandı. Yalnız Lex'in hakkını verelim burada. Orta koridorda Naru'nun erken aşamada Cassiopeia ile bu kadar agresif olmasa ne gerek var ya? O agresifliğine de hala şu an devam ediyor ama biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü Dimashki orta koridorun üst taraflarında şu an gezinti. Şimdi Cassiopeia zaten çok güçlenecek. Tabii. Yani doğası gereği. Sakin oynayıp Naru'nun illa böyle skor alacağım, suikastçı oynayacağım mantığından çıkıp sakin oynaması lazım. Çünkü alt koridorda zaten kazanacağız işi. Burada geriye düşen Naru'yu da oyunu döndürmek için Crystal karşılaşmanın ilk mavi güçlendirmesini ona veriyor. O kadar ciddi bir mana ihtiyacı var ki Cassiopeia'nın. Yani şurada Tanrıçanın gözyaşını da alabilmiş olsaydı mavi güçlendirmeyle beraber. Gerçekten çok hoş dakikalar bekliyordu Naru'yu ama tabii başlangıçta skor da verdi. Orada ben birkaç pozisyon geri döneceğim. Orada Crystal alt tarafa geldiğinde tünelini kullandı. Lex de bu tünelini kullandığı için hani Rex'e tünelinden çıkamayacağı için çok aynı şekilde roket atlayışı ve sıçrasını kullanarak kendini o pozisyondan kurtardı. Yani normal olması gereken şey burada Crystal'ın sadece yürüyerek hani ona o korku yaşatmasıydı. Roket atlayışını kullandığında da havaya kalkarak tünelle beraber takip edecekti. Evet, aynen. Doğru. Daha rahat bir skor oradan alabilirdik ama sonuç olarak o skoru alamadık. Onun dışında ise Naruto, evet, bu oyun biraz daha hani skor vermesine ama hala agresif oynuyor ve hani sihirdar büyüsü dezavantajı var bu arada. Şöyle tam agresif oynadı, cezasını da gördü. Bundan sonra oynamasın. Bırakalım Holy taşısın. Bu arada Ultul Kasırga yine müthiş geldi. Demon Kaam yapmak zorunda kaldı nişancısını. Koridora geldiği anda Holy Phoenix Dumble ikilisi ciddi mana kaybetti ama. Alt koridordaki minyon farkına bakar mısınız? Şu anda. Ve eşe farkı da var bu arada. Evet, tabii ki Taldrin ve Naru'nun Holy'ye maçı bırakmaları lazım artık. Yalnız şimdi Holy Phoenix yine kule altına agresif bir şekilde girdi. Holy'nin üzerinde kule var. Dikkat etmek lazım. En azından kule düştü. Bu Lex'in ölmesi anlamına gelecek. Çok doğru zamanda alınmış bir kule. Ya minyonlara da teşekkür etmek sıçrası lazım. Sıçrası yok bu arada. Sıçrası yok ama Demonko dönüp bir tane daha yük bırakacak. Bu arada üst koridorda baskın var. Smurf 6. seviye oldu yalnız. Şimdi dengeleyici geliyor. Sıçrayla beraber çıktı Taldrin dengeleyicinin içinden. Alt koridordan da gol sesi geldi. Demonko şimdi Taldrin'in önüne geçmeye çalışıyor yalnız. Taldrin ses dalgasından kaçmak için Crystal'ın arkasında kaldı. Dimashki'yi sıçrasını kullanmak zorunda bıraktılar. Üst koridordaki aksiyonda yalnız. Alttan üstten toplamda 3'e 1'lik bir değişim oldu. Şöyle. Holy taşı bizi bundan sonra. Yani iki Taldrin'in de Naru'nun da Holy'nin maçı taşıması için yardımcı olması gerekiyor bundan sonra. Bize zaten aslında grupta 5 tane galibiyeti getiren stratejimiz birinin işlevsellik rolünü eline almasıydı. Bu da genelde Taldrin olmuştu Malphite'le beraber. Bu sefer öyle bir şampiyonumuz yok ama yani tabii Lulu. Yeni başlayanlar için Lulu hasarı. Sıçrayla beraber içeri girdi. Kira bir skor daha alacak gibi görünüyor. Naru bir kez daha düşüyor Kira'ya. O ilk başta aldığı üstünlüğü de Kira kesinlikle ama üstüne doğru. Yani şunu yapmanız gerek. Hani Lulu'ya biraz saygı göstermeniz lazım. Her ne kadar evet işlevsel bir şampiyon olsa da o büyülerini ofansif kullandığı zaman da hiç beklemediğiniz bir hasar da çıkartabiliyor aynı zamanda. O artı. Hani Pixile sayesinde. Artı şu anda Cassiopeia'nın yeterince hasarı yok. Evet. Cassiopeia bir hiper taşıyıcı. Şimdi Taldrin bu arada alt koridorda. Seviye 4 bu arada Lex. Lex ama seviye 4 ama 2'ye 1'lik bir pozisyonda Demonko hemen ham yaparak. Ve çok bu sırada devasa bir minyon sayısı var orada. Yani Taldrin bu karar verirken biraz dikkatli olması lazım derken. O Taldrin da geri dönüp ışınlanla geri geliyor. Bu arada çantasına bir AMK kılıcı koydu yanılmıyorsam. Bu arada Smurf şimdi kule altına doğru girmeye çalışıyorlar. Güzel bir ultulu kasırga kendini susturan Smurf. Holy. Bu arada Holy taşı bizi ya. Holy taşısın bizi ama Dumble'da evet, şu seride bence şu anda en iyi performansını sergiliyor. Şöyle bu her zaman geçerlidir. Hani onu söylemeye gerek duymuyorum. Hani eğer ADC yani nişancı taşıyorsa zaten onu şeyle birlikte anıyoruz biz her zaman. Destekle birlikte. Yani onlar bir koridor halinde böyle. Hani Dumble'ın hakkını tabii ki teslim edelim ama unuttuğumuz zannedilmesin. Ve bu arada şu andaki metanın en önemli rolü diyebiliriz hani size. Tabii. Hasar bakımından nişancı. Şu an her şeyi veriyor nişancı rolü. Yeni kabiliyet sayfası, yeni eşyalar,
Yine çok doğru bir iş yaptık. Ne yaptık? Alt koridorda üstünlüğü sağladık. Kuleyi aldık. Hemen üste gönderdik. Hemen koridor değiştirdik. Bu meta bince, böyle oynanır. İşler ciddiye bince rotasyonlarımız da güzelleşiyor, aynen, düzeliyor. Şimdi Türkiye'nin belki de en önemli yeteneği olarak kabul ediyoruz Naru'yu. Çok da değerli bir oyuncu, evet. Fakat tilt olmaması lazım. Tilt olmaması lazım ve önde oynarken Naru harika ama geride oynarken facia işler yapıyor. Şimdi Naru'nun geride oynamayı bildiğini göstermesi gereken zaman. Durumunu kabullenmesi lazım. Tabii çok ki. Basit. Şu var bir de biraz Vadin Aramit'in artık oynamamızı görmek istiyorum ben. Şu an haritada yapabilecek bir şey yok. Lulu'ya karşı özellikle önde olan ve mavi güçlendirmesi olan Lulu'ya karşı orta kuleyi almanız biraz zorlaşacak. Çünkü o tek QE kombosuyla muhtemelen gelen minyon dalgası bertaraf edecektir. Bunun yerine Vadin Aramit'ini alıp ona en yakın olan koridordaki minyonlarla beraber ittirmeyi deneyip yani ikinci kuleyi zorlayabiliriz. Lulu'yu oraya çekebiliriz. Naru'nun işine bu yarayabilir. Hani bu tarzda tosyanlara girmemiz lazım. Hani bu avantajı en azından kullanmamız gerekiyor. Az önce güçlü taraf üst koridorda aslında. Nişancımız da destek. Kuleyimiz de oradaydı ve Taldir'in ışınlığı da vardı. Orta o sırada gitti. Orta koridor kulesi düşecek gibi görünüyor. Yakalanmamak lazım orada. Bulutulu kasırga güzel geldi. Naru üzerinde inanılmaz hasar bıraktı Kira. O kuleyi bırakmak lazım. Az önce güçlü taraf üst koridorken dediğinde çok haklısın. Almayı deneyebilirdik ama şimdi nişancımız da alt koridora doğru geçti. Şimdi tabii orta koridora rotasyon yapıyor. Şu an takımdaki en güçlü kişi Holy Phoenix. 2-0-2. Evet. Eşyalar da muazzam şu dakikaya göre. Ya karşısında iki tane Doran Kılıcı olan bir rakibi var. Oysa can biçen emin adımlarla gidiyor. Kira'ya da bak benim eşyalarımı gördün mü dedi adeta. Sen bizim yılana yanlış yapmışsın dedi. Bizim hayvancağızı sıkıntılı günlere sokmuş. Bu gerçekten bayağı bir hasar veriyor bu arada. Burada yani yalnız dikkat etmesi lazım. O tarafa doğru Dimaçke geliyor. Taldrin de arka tarafta savaş başlarsa diye bekliyor. Dimonko birebir de Janna'yı almaya çalışıyor. Taldrin tabii ters taraftan çıkınca haritanın diğer tarafına yaslanarak uzaklaştılar oradan. Bakalım şimdi orta yani koridor alt koridorda Lex çok rahat bir şekilde kuleye geldi. Yani tamam buraya konsantre olduk da her yeri unutamayız. Şu anda dengeleyici geliyor. Naru çok kötü pozisyonda kaldı. Sıçrasını kullanmak zorunda kalacak mı bakalım. Orada ulti yeterince tehdit oluşturdu. Felaket kullandı ultiyi. Aslında yani. Hayatta kalmasını sağladığı şöyle bir için şey, bence fena kullanım bildi. Yani normal bir kullanım neden diyeceksin? Çünkü burada muhtemelen Lee'sinin o tekmeyi kullandığını varsayıp yani Q yeteneğini belki havada ona bir sersemetli efekti verip hani ekstra bir oyun yapmayı düşündü. Bu arada Taldrin birebir de Smurf'e yakalanmış durumda. Bakalım çıkabilecek mi oradan? Smurf birazdan... Jumpy yengeç sayesinde yetişecek galiba. Ultisini de kullandı ama yeterli olacak mı? Üzerinde de kalkan var ama Smurf orada Taldrin'den birebir skorunu almayı başardı. Büyü savar pelerini de varken Taldrin'in. Bu savaşta aslında geri düşmesi kötü haber bizim için. Gereğinden çok durduk orta koridorda. Yani maha güçlendirmesi olan Lulu'yu biraz erken görüp hani koridorlara dağılmamız gerekiyordu. Yani şu an harita üzerinde gerçekten hani yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Ama herhangi bir şey yok diye de orta koridorda beyler ortaya toplanalım demenin gereği de yok. Yani şunu hani normalde olması gereken şuydu. Abi Lulu'da mal güçlendirme var. Biz burayı alamayız. Dağılın veyahut da işte haritada başka görevlere rakip takımın ormanına girip totemlemeyi deneyebilirsiniz. Şu anda bu arada ben birebir de Lex'in olduğu herhangi bir yere Holy Phoenix'in gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence de. Yani cam biçenini tamamlamış. Karşıda sadece AMK kılıcı var. O ve sadece AMK kılıcı olmasının tek sebebi demin alt koridorda bomboş bırakıp en az 5 minyon dalgasını temizlemesine izin vermemiz. Bu kadar geride bırakmışken Lex'i rahat bırakmamalıydı. Şimdi ejderhaya girdik bu arada. Ejderha kısmında savaşa başladık çoktan ejderhayla. Tüm 500 cana kadar inmiş durumda. Ormancıya bakıyorum. Ormancı uzakta. Dimonko mucizevi bir hareket gerçekleştirmezse o ejderha bizim olacak. Crystal da akıllıca bu arada hiç fena deneme değil. Yine de ilk ejderhayı almayı başardık. Şimdi Lucian alt koridora gitti. Ya bu arada Lex'in kulesinin olmadığı noktada buralara gelip sadece oralara takılması bile yani harita oyun açısından bence büyük bir hata yapıyoruz şu anda. Yani cezalandırmaya çalışmamız lazım. Athena'nın lanetli kadehini bitirdi bu arada Kira. Onun artık takasa girmesi çok zor. Şu aşamada en azından. Yalnız Dimaçke orada şimdi biraz yüzünü erken gösterdi. Holy Phoenix'e de reaksiyon gösterecek zaman kaldı. Bir Q'yla neler olduğunu görüyoruz. Lex canını zor kurtardı. O minyonları almak kimse yokken kolay ama karşınızda bu kadar beslenmiş bir Lucian varken işler o kadar kolay değil. Dumble'ın bu arada kalkanı da tam bomba zamanlamasında çok iyi zamanda geldi. Büyü savar pelerini bu arada sihir içine dönmüş durumda Riven için. Artık o birebirlere birazcık daha kendine güvenerek girebilir ama az önce de sadece maceracının pazu bende olan Smurf çantasına lanetli maskeyi koydu. Leander'in eziyetine doğru gidecek. Holy'in dikkat etmesi lazım yalnız. Şimdi Lex çalıdan bir bomba üzerine iki tane de yükü koydu ama
geri dönüş hasarı o kadar fazla ki Poli'nin şu anda. Artık can biçenden can çalması da var. Kalkanı var şey sayesinde. Ve infazla beraber herkese ciddi miktarda hasar vermiş oldu. Kulenin üzerine doğru gidiyor. Şimdi bitkinlik var yani Solly Phoenix'in üzerinde. Arka tarafa çünkü Smurf gelmiş ışından da. Taldırın bizden geliyor. De Taldırın geliyor. Riven orada olacak. Güzel bir dengeleyici geldi ama harika bir ultulu kasırga. Skor çıkmadı gibi görünüyor ama bu savaşı kazanan kesinlikle biziz. Üst taraftan Naru bu arada Kira'nın gelmesini engelliyor. Kuleyi alalım hemen. Kuleyi alırsak gerçekten şahane çok haber olur. Çok rahat dökülü olacak zaten bu. Dengeleyicileri de yokken alt koridorda ikinci kuleyi çok rahat almış olduk. Rotasyonu direkt orta koridora doğru yapabiliriz. İki seviye fark var yalnız orta koridorlar arasında. Ya orta koridor yapma hiç gerek yok bence şu an. Yine Lul'da yine mavi güçlendirme var. Yine bizi sıkıntıya sokacak. Hani orta koridora şöyle bir uğrayıp deneyip belki de oradan üst koridora yönelebiliriz. Daha demin harcadığımız o üç, ortadaki 3 dakika şimdi altta ve üstte harcasaydık şu an 2 tane bedavadan da kulemiz olacak. Aynen öyle. Ya Kira'nın belki de hani sıkıntılarından bir tanesi diyeceğim. Şu noktada Lulu'nun takım savaşında yaratacağı değişiklik Cassiopeia'nın 5 kat, 10 kat fazlası. Evet. Ama orta koridorda kalıp üstünlüğünü sürdürmeyi yeğledi. Cassiopeia bedavadan minyon biçme imkanı vermek istemedi ama bu alt koridor kulesini kaybetmeleriyle sonuçlandı. Tabii bu şu aynı zamanda şunu da beraberinde getiriyor. O alt kule almamız aynı zamanda Lex'in yine oraya gelecek olan minyon dalgalarını çok bedava bir şekilde almasını sağlayacak. Bunu kontrol altına almamız gerekiyor. Şöyle haritanın üst tarafında oyun yapıp Lex'i oraya çekmemiz gerekiyor. Kulelerin öneminden, kuleleri ittirmenin öneminden bahsettik. Şu anda skor farkı sadece bir orta koridor çok gerideyiz ama toplam altında 3000 altın öne geçtik bu sayede. Ya bu ikili şu an haritanın bu pozisyonundayken bizim çoktan üst kulenin ikinci kulesini hani vuruyor olmamız gerekiyor. Bu arada bir ulti mi kullandı Tahm Kench? Muhtemelen arkaya atılacak bir ulti ve defansif olarak hani birileri gelirse eğer adına bir ulti kullanacaklar ama... Hayır ulti yok. Şu anda Lex roket atlayışıyla oradan çıkmaya çalışıyor. Dimonka tabii ham yapın hemen ardından kendini hızlandırıyor takım arkadaşı varken. Takım arkadaşını yemişken diyelim. Şimdi Dumble kötü pozisyonda kalabilir. Kira ve Dimash geliyor. Kira geliyor. Dimashke de geliyor. Kira çok tehlikeli. Üst koridora kapanacaklar. Bizim orada yalnız kulemiz var. Kulemizin canı çok az ama. Dikkat edelim. Bakıyorum infaz da var şu anda Holy Phoenix'te. Yani minyon dalgalarını nispeten daha rahat temizleyebilecektir. Yalnız Holy Phoenix üzerinde inanılmaz yapıyor. Bir hasar. %50 indirdi sadece tek koma ve bir de normal. Şimdi Cassiopeia geldi. Bakıyorum ışınlan her iki üst koridor şampiyonunda da yok ama bu 4'e 4'te kesinlikle Bağımsız Devletler Topluluğu'nun bir avantajı var. Özellikle biz canımızı bu kadar kaybettikten ve Lulu Cassiopeia kıyasla bu kadar öndeyken biz de kuleyi bırakmayı tercih ettik. Tabii Taldir'in de şu anda elinde olan hani burada gerçek anlamda bir üstünlük yok Rumble'a karşı. O maceracın da pazubanını verdiği için Smurf gayet iyi bir şekilde şu an Taldir'e karşı tutunabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yalnız dengeleyici Smurf adına çok iyi bir yere gelmedi. Bakalım son bir vuruş gelecek mi? Ultiyle beraber Taldir'in sihir içen ulti ve kalkanla birlikte Taldir'in birebir de... Smurf de hani motoru fazla sıktı. Kendini susturdu orada. Koridordan gelen skor haberinin ardından da hemen takım geri dönüyor. Bağımsız Devletler Topluluğu tarafında. Üst koridora bakalım. Dimashke şimdilik gidecek gibi görünüyor. Bu da orta koridorda ihtiyacımız olan boşluğu yaratabilir bize. Kira, Dumble o kadar inanırsa başına neler geleceğini görecekti ama açıkçası cesaret edemedi bizimkiler. Haklılar da ultisi duruyor çünkü Kira'nın. Yaz. Taldir'in çok kötü Taldir pozisyonda yakalandı. Çünkü işi bu kadar uzattı çünkü. Aynen. Kaşındı Taldir'in. Yani o kadar az canla o kuleye daha fazla inanmaması gerekiyordu. Bedavadan skoru verdi. Yalnız bu ma... Bu arada alt koridorda Lex'i birebir de yakaladı Holy Phoenix. İnfaz gelecek. İnfaz geldi. Lex'in kaçabileceği bir yer yok. Bu arada iptal etti. Yanılmıyorsam infazı. Rakip oyuncu oraya çünkü, saklanınca. Evet. Hiç gerek yok çünkü. Şu var. İnfazı iptal ettiği zaman yine pasifinden gelen ikili atışı da kullanabiliyor bu arada. Crystal'ın yalnız turnuva boyunca gösterdiği performans pek finalde gösterildiğini göremiyoruz. Rek'Sai de tünel zamanlamaları o kadar kötü oluyor ki Kira'ya, deminki Kira'yı yakaladıkları pozisyonda tünel zamanlamasını doğru yapabilseydi Kira'nın üzerinde biriken o ekstra altını da alabilirdik Kira'dan. Evet. Ama şu an bu orta koridorda biraz fazla yükleniyormuş gibime geliyor açıkçası hani ya burada bir kule altı denememiz gerekiyor ki öyle bir takım kompozisyonumuzun olduğunu açıkçası hiç düşünmüyorum. Hani kule altına girecek bir de Lulu varken kule altına girmek hani ekstra değil cesaret ve o, ona, taktik isteyen bir şey. Ona biz intihar diyoruz halk dilinde. Cassiopeia yalnız çok önemli bir eşyasını tamamladı bence. Cehennem asasını.
Yavaş yavaş o Kasiopya'nın daha etkili olduğunu olmaya başladığını görebiliriz. Ve önemli bir şey yaptık. Bu kompozisyonun en önemli yanı ne demiştik? Lulu, Tristana sinerjisi. Evet, Lulu şahane bir oyun geçiriyor ama Tristana'yı o kadar güzel kilitledik ki. Tristana'yı perişan etti şu anda şey, Holy Phoenix. Kira'yı yakalamaya çalışacağız mı bakalım? Sıçrası var bu arada. Yine güzel geldi. Vahşi büyümeyle beraber Kira kendisini kurtarıyor. Bakalım bir dönüş skoru almaya çalışacaklar mı? Bu arada Dimarçke ile Crystal birebir mücadeleye girdiler. Yalnız ama Naru orada. Naru geliyor. Yalnız Dimarçke Crystal'ı alacak. Sıçrasını da kullandı. Bakalım Holy Phoenix en azından orada göz korkutmak istiyor. Kira'yı da güzel durdurdu Dumbledore. Dikkat etmek lazım. Arka tarafa Dimarçke girdi. Diğer tarafta ayrık ittirme devam ediyor. İnfaz. Son bir vuruş. Shutdown. Lucian'la beraber orada skor almayı başardık. Şimdi fena bir ulti gelmedi. Holy yok eder, Holy yok eder. Holy altınları arka arkaya topluyor. Çil çil altınlar Holy Phoenix için orada. Dimonko'yu da öldürebilecek mi bakalım. Amansız takip geliyor mu? Amansız takip gelmez mi? Amansız takip. 4'te 4. Biz 5'te 5'lere alışkınız ama 4'te 4 de olur. Lex'in orada bekleme süresi ne durumda? Onu yakalayamaz herhalde. Roket atlayışı kırmızı var mı? Kırmızı güçlendirme var üstünde. Roket atlayışı var. Holy... İşi pek uzatmak istemedi haklı uzatmasın olarak ama zaten. Gerçekten müthiş bir avantaj yakaladık. İki tane orada buraya kadar dedik. Holy'nin skoruna bakar mısın? Holy taşı bizi ya. Bombardıman eşyasını yine üzerine almış. Tabii alt, alt koridorumuz toplam işte 6-0-2 ve 2-0-5 oynuyor. Alt koridorumuz taşıyacak bu maçı belli. Naru da belli bir seviyeye geldi bu sayede. İkinci ejderhayı da alıyoruz. Çok çok önemli ya, belki. Bunların Naru'nun çok hani inanılmaz ejderhalara ulaşmasına gerek yok. Ultisini sadece işlevsellik anlamında da kullanabilir. Artı zaten hiper taşıyıcı o. Yani her geçen saniye onun için daha olumlu olacak diyecektik ama o ölmeye niyetli. Yani Naru'nun sadece şunu yapması yapıyor burada. Tamam. Üzerinde gerçekten hasar verebilecek bir eşya düzenine ulaşmış değil şu anda. En azından Holy Phoenix'e beraber kalıp Holy Phoenix'e ulaşmak isteyen hedefleri yavaşlatabilir veyahut da taşa çevirebilir. Hani bu yönde oyununu belki kendi takım adına iyileştirebilir. Yalnız nişancılardaki altın farkına bakmayın. Dehşete düşüyorsunuz. Tilt oluyorsunuz otomatikman. 600 gibi. Naru ile Kira arasında 120 altın fark var. 140 altın fark var. O da kule sayesinde. Dolayısıyla 5 kulemiz var bizim. Yani Naru adına gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Sadece kafa yapısını düzeltmek lazım. Bu arada şapkayı da terse çevirdi. Düzdü, terse çevirdi. O muhtemelen i̇şte oyununda bir %25'lik buff'ı var Naru'nun o durumlarda. Bir soğuk su kovasına kafayı daldırıp çıkarsa belki daha iyi olabilir. Tabii elektronik aletler olduğu için bunlar suyu etrafta yaymamak lazım. Bu konuda en başarılı oyunculardan bir tanesi de kim yanılmıyorsam Hay'dı. Yalnız can biçen üstüne bombardıman topu şimdi AWK kalkanla beraber tarıyor şu anda. Yalnız Kira'ya pek fazla hasar veremedi. Ulti'de hasar veremedim ama otomatik saldırılarla canını okudu Kira'nın. Dumbledore git abi kalkan var merak etme deyip kalkan yollayıp duruyor arkadan. Gerekirse ultulu kasırgayla onları ben tutarım sen git korkma diyor. Bu da Naru'ya ufak çaplı bir pencere yaratmış oldu alt koridorda. O da tabi baş melek asasını bitirmeye, daha doğrusu Seraph'in şefkatine çevirmeye çalışıyor. O zaman bu yakalanmalar birazcık daha kolay atlatabileceği şeyler olacak onun için. Bu Amerika kılıcını... Baron biraz iddialı mı olur? Bence çok iyi bir mavi tercih olabilir. Yeni yaz yeni metada mavi zinet o kadar önemli ki yani Ninja Baron ihtimali çok düşüyor. Hemen mavi zineti attılar zaten. Yaz Davzeyler toplu akıllıca bir şey yapıyor. Boş koridorlara özellikle güçlenmesini istediği şampiyonlar. Evet. Şimdi Rumble alt koridorda çok rahat minyon biçiyor. Yalnız rakip takımın ormanını birazcık ele geçirmiş durumdayız. Yani zaten yapmamız gereken o. Ya her ne kadar ekstra kaynak ayırsalar da istedikleri şampiyonlara şu noktada biz onlara kıyasla çok daha fazla kaynağa sahibiz. Mesele öne geçtikten sonra kaynakları domine edebilmek. Şimdi biz mümkün olanları domine ediyoruz. Bağımsız devlet toplu yapabileceğin en iyisini yapıyor evet. Yani bu durumda. Yani şu anda bağımsız devletler toplumun görüşüyle haritaya baktık. Şampiyonları olan yerler dışında görüşleri neredeyse yok. Yalnız Naru da belli bir seviyeye geldi. Seraph'in şefkati de tamamlandı. Çok rahat bir şekilde bu kuleyi almamız gerekiyor. Holy Phoenix'in üzerinde bu arada tutuştur kullandı Kira. Arka tarafta bu arada Rumble çok güzel gelmiş. Ve buraya kadar dedik 390 altında cebine koydu. Şimdi bakalım oradan daha fazla bir şey çıkarabilecekler mi? Öyle görünmüyor ama orta koridora gelebilirler ya da yani takımın en güçlü oyuncusunu aldılar esasında şu anda. 6500 altın fark var hala yalnız. Keşke tabii Oli düşmeseydi ama yapacak bir şey yok. Orta koridordan çok hızlı geliyorlar. Çok çabuk bir şekilde organize olmamız lazım. Hiç olamadık.
Taldrin çok uzakta kaldı. Çok daha çabuk reaksiyon vermesi lazım Taldrin. Ve tabii burada herhangi bir insek yemememiz gerekiyor Dimashke'den. Hani bir skor daha verirsek burada Baron'un sonuçlanabilir. Taldrin çok geç kaldı yalnız burada. Ya Taldrin geç kalmasa bile aslında minyon dalgası temizleme noktasında bu dörtlü gerçekten hiçbir fonksiyonu yok açık konuşmak gerekirse. Yine de kuleyi rahat savunabilirdik. Altın farkının birazcık daha azalmasına yol açtı aslında bu. Yok çok bir şey kaybetmedik ama şimdi yalnız geri döneceklerini düşünerek Baron yemlemesi yapıyoruz ama işte o mavi görüş ziynetinin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de bu tuzakları gerçekten çok zorlaştırması. Yalnız girdik mi Baron'a? Rumble uzakta, Lulu uzakta. Yalnız Rumble'ın ışınlanı var. Evet Baron'a başladık şu anda. Kristal'ın canı yalnız yarıya kadar inmiş durumda ve Dimashke arka tarafa doğru sızdı. Hemen çıktık Baron'dan. Oradan birini yakalamaya mı çalışacağız bakalım. Holy Phoenix agresif bir şekilde sıçrasını almaya yalnız başardı. Yalnız çok dikkatli olmalı. Yani ön tarafta Smurf'in alev makinesine yakalanması demek ölmesi anlamına gelebilir. Şimdi orada bir infaz geliyor. Bu Kira'yı çok kötü pozisyonda bıraktırdı ama işte yine Dimonko. Tam Cash'le beraber yakaladı. Smurf düşecek gibi görünüyor. O dengeleyicinin de içinde kalmadık. Oradan çıkmayı da başardık. Şimdi üst koridor şampiyonu olmayan bağımsız devletler toplumuna karşı bir Baron denemesi yapar mıyız? Ya bunu denememiz lazım çünkü şu andaki takımın hani gerçekten alan etkili hasarının %50'sini düşürmüş olduk Rumble'da düşürerek. Ama zamanında çıkmayı da bilmemiz lazım çünkü Cassiopeia varken bunu çok rahat alırız. Bu 5'e 4 bile olsa yalnız Janna ultimiz var. Janna ultimiz var. Evet. Janna ultisi bu arada Dumble ile beraber Dumble dışarı çıktı. Çok ilginç. Yalnız çok ilginç bir şekilde Dimashke'yi arkada yakalamayı başardık. Dumble. Katliam yapacağız. Katliam yapacağız muhtemelen. Bu kadar güzel olacağını ben bile tahmin edememiştim. 2'de 2 yapmayı başardı orada Lucian. Crystal tüneliyle beraber Kira'yı yakalamaya çalışıyor ama o Yordle birazcık hızlı yakalamak için. Lulu yakalanması en zor şampiyonlardan biri. Kritik nokta şu. Holy bu kadar güçlüyken, Cassiopeia varken Cassiopeia'dan daha iyi baron olabilen bir şampiyon olabilir mi? Çok doğru bir baron tercihi üst koridoru yaptıktan sonra. Bu sefer stratejik tercihimiz müthiş oldu. Şimdi eşyalarımızı alıp kuşatma yapabiliriz. Bağımsız devletler topluluğu da bence orada oynayabileceği kadar... Oynayabileceğin en iyi oyunu oynayamadı. Yani Dimashke erken girmesi bu arada burada... Şöyle onlar gibi. Biraz Baron'a geç kaldılar. Oo bu arada Holy çok kötü yakalandı. Baron'u da teslim etmiş oluyor böylece. Lex'i de almayı başaramadı. Bu çok gereksizdi bence ama çok önemli değil. Hala asıl amacımıza ulaşmış durumdayız Baron'u alarak. Holy'de Baron'un olmamız çok çok da büyük bir kayıp değil. Ama keşke geri dönüp alışverişimizi yapıp ondan sonra toplu halde kuşatmaya gidebilseydik. Bamzeyla topluluğun büyük yaptığı hata bence Cassiopeia iyi bir maç geçirmediği için Cassiopeia'nın ne kadar çabuk baron alabileceğini unuttular. Evet. Her ne kadar oyundan düşmüş olsa da o büyülerinin taban hasarı ve üstüne aldığı iki eşyayla beraber çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Şimdi ejderhaya girmeye çalışıyorlar. Yalnız biz aniden kapandık ejderha tarafına doğru ve Tristana orada yokken 5 kişiyle beraber o ejderhayı senin de söylediğin gibi Cassiopeia'yla da beraber oldukça hızlı şekilde alabiliriz. Taldrin'de görüşü kısıtlıyor rakip takım adına. Cassiopeia yer ya yer. Ya manayı da içiyor adeta. Mavi güçlendirme yok mu üstünde? Var. Var ama yine de. Mavi güçlendirme çift lazım ona. İşte yeni Cassiopeia'nın niye metadan düştüğünün nedeni bu yani. Seraph'ın şefkati falan filan bile o zamana yetiştiremiyorsunuz. Baron güçlendirmesini belki şu son dakikalarına girerken daha efektif bir şekilde kullanabiliriz. Taldrin şu an iyi bir konumda yani 4v1 dizilimine geçebiliriz. En azından şu anda karşısında durabilecek herhangi bir şampiyon yok. Bir bu arada evde. Kira'yı yakalamayı başardık. Yalnız Kira hemen vahşi büyümeyi üzerinde kullandı ve mavi güçlendirmeyi de o arada almayı başardı. Pix'le beraber. Yalnız orta koridordan şimdi bir baskı kurmaya başladık. Ebedi kılıcını da tamamlamış yalnız Poli. Üzerine bir de ekstradan AMK kılıcı var. Daha ne olsun Taldrin de bu koridoru getirdi buraya. Naruto yukarıdan ittiriyor. İki üst koridor arasındaki fark geçen maçın tam tersi. 16'ya 13 seviye fark. Dimashke şimdi orada ayrı kittirmeye karşı koymaya çalışıyor ama iki kişi gelmeleri lazım. Dimonko ile Dimashke orada. Taldrin de çok akılcı şekilde çıktı. Zeki'yi de tamamlamış bu arada. 1-3-1 yapıyoruz yalnız. Üst koridordan bu sefer Naru geliyor. Baron güçlendirmesi böyle kullanılır evet, işte. Baron güçlendirmesi böyle kullanılır. Böyle kullanılır Baron güçlendirmesi. Karar verecek durumu olmadı ama Baron orta düştü. Koridorda düştü. Alt koridordaki inhibitor kulesini aldık. Üst koridorda durum nedir? Onu İki da onu da aldık. Eş zamanlı olarak karar vermek zorunda bırakıyoruz ama şu ana dek doğru kararı verebilmiş değil bağımsız devletler topluluğu. Baron'la bitmek üzere bu arada. Dumble'ın üstünde tutan bir ses dalgası var. Şimdi Crystal kötü pozisyonda yakalanacak mı? Hemen kalkanını kullanıyor orada Dumble. Bu arada Smurf kötü pozisyonda yakalanmış. İnfaz! Smurf orada Zonya'yı kullandı. Sanıyorum orada
Bu arada vahşi büyümeyi de kullandılar Smurf'ün üzerinde. Arkada Naru sanıyorum zehir hasarıyla almayı başardı yalnız. Lex de düşecek. Holy Phoenix düştü onu söyleyelim. Riven'ın ultisi yine Dimonko'dan şahane bir oyun. Naru kötü pozisyonda yalnız. Naru hayatta kalıyor. Serap bu maçın sonunu izliyor olabiliriz. Üst koridorda inhibitörü de almayı başardık. Şimdi riski oyunu bitirebiliriz gayet rahat bir şekilde. Ya çok rahat bitireceğiz. Taldrin de orada. Dumbledore da atak hızını arttıracak. Daha doğrusu hasarını arttıracaktır. Şimdi Dimarchka içeri girdi. Naru'ya odaklanmaya çalışıyor. Vakit kazanmaya çalışıyor esasında şu noktada. Ölmeye de çalışıyor aynı zamanda. Başardı. Paramparça oldu. Şimdi hemen bakıyorum. Kiran'ın doğmasına 15 saniye. Smurf'ün geçti, doğmasına geçti. 5 saniye. Ama şu saatten sonra muhtemelen yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Ve Wildcard All-Star'larda Melbourne'de final serisini 3-1 ile galip kapatıyoruz.